Evet, selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. 12 Temmuz 2024 değil Ankara. Dostlar, şu anda daha ben sahamı yapmadım. Durumlarına bakacağız hep beraber. Bal var mı? Bal toplayabildim. Bölme bir aramız. Bismillah. Evet, bismillah bakalım. Puanımızı bir açalım. 2, 4, 6 çıta katta bırakmışım. Evet, önce bakacağız. Daha bal sahamı yapmıyorum. Dostlar biraz bal geliyor ufak tefek. Biraz da ara ara yağmurlar yağdı. Bakalım bal var mı? O da var tabi. Bismillah. Karakoğan. Evet, burada açık bal var biraz. Burasını sıyırlamaya başlamış karakoğanı. Bir sürü videomda bahsettim. Fazla bal yok bu sene. Boş bir çıta zaten. Belli. Bu sene bal olmadı. Maşallah. Çıta çağır. Yağır. Komple bal. Açık bal. Daha bu tarafı sıkılamamış. 2,5 kilo var rahat. Evet, burayı da gördüğünüz gibi yarıya kadar sırlamış. Yarıya kadar sırlamış. 5 gün önce sırlama yoktu bunda. 5-6 gün önce bakmıştım. Sırlama yoktu. Yine bir şeyler buluyor demek yanımız. Sonra çoğu aracı arkadaşlar balını sağdı. Yani erken sağdı. Biz de zaten yok diye sağmadık. Çok maşallah. Bakın 2,5-3 kilo var. Yarıya kadar sırlamış. Alt tarafı komple açık var. Maşallah. Görüyorsunuz bu taraf da aynı. Komple bal. Yarıya kadar sırlamış. Normalde bu yarıya kadar sırlandığı zaman olgunlaşmış bir bal. Sağlamdır. Süzme yapılabilir. Sırma yerlerde normalde zaten tamamen olmuş. Bekleteceğim beni dostlar. Daha ne zaman yapacağım derseniz. Evet, görüyorsunuz burada yavru var hala. Ama yavruyu ortaya sıkıştırmış. Yavrunun etrafı komple açık bal. Söküldükçe nektarı basıyoruz buraya. Bu tarafta aynı şekilde. Yani 3 çıta ballı. Bu arada %96'da da vardır. Çünkü daha önce bakmıştım. 3'te bir şey yokken altta yarıya kadar sırlı ballar vardı. 3 çıta boş olabilir. Yine de bakacağım. Bu sene dostlar 3'er çıta. Puan başı 4'er çıta alırsak kafi. Bu da açık bal basmış komple. Şu anda ufak tefek bir şeyler geliyor. Yani ben 5 gün önce, 6 gün önce bakmıştım buna, 5-6 gün önce. Sırlama hiç yoktu. Arı sırlayabiliyorsa duvarlarda da eksilme yok. Sırlayabiliyorsa demek ki bir yerlerde bir şeyler bulabiliyor hala. Ara ara yağmurlar yağdı. Muhtemelen inşallah ona faydası olmuş olabilir. Az da olsa ara ara yağdı. Biraz nem yaptı. Hem de çiçeklerdeki balı olgunlaştırır. Evet. Kaliteli arılar. Bir
şöyle taşıyor dostlar. Bundan biraz daha bir tık daha iyi puanlarım var. Buraya dek geldi. Videoya atayım dedim. Çoktan böyle birkaç gündür atmıyorum. Yani 3 çıta 3'ten sırılacaktır bunu. Zaten az kalmış. 3 çıta 3'ten 1 çıta da 2 çıta da attılarsak 4-5 çıta. 4 çıta almış olsak 3'er kilodan 12 ile 15, yani 10 ile 15 arası bu sene puanlar bal verecek gibi duruyor. Ben henüz dediğim gibi sahamı yapmadım. Çünkü ufak da olsa demiştim daha önceki videolarda, tikenli bitkilerden bal geliyor. Bir de sonbahar çiçekleri bu sene erken, yani şu dönemlerde açıyor. Mevsimler ileriden gidiyor. İnşallah bu sene ne verirse Allah bereket versin. Seneye inşallah daha bol bir bereketli günler olur. Bazı bölgelerde bal durumları iyi gözüküyor. Bizim bu bölgede normalde şu arı katı full sırlardı. O kalitede bir arı. Şu arı hemen yanındaki sırlardı. Yani öyle kaliteli arılarım var. Üçüncü katı doldurup sırlayan arılardı bunlar geçen sene. Bu sene kıtlığa rağmen bir şeyler taşımış yine. Allah bereket versin. Bölme arıları da artık bundan sonra ben bölme 3 çıta, 4 çıtalık, 5 çıtalık, 6 çıtalık arılarda ufak ufak beslemeye başlayacağım. Dediğim gibi mevsimler devamlı önden gidiyor. Arıyı devamlı güçlü tutmakta fayda var. Hava şartları, mevsim, iklimler değişiyor. Ne olacağı belli olmaz. Ufak ufak beslersek arada çoğalacaktır artık yavruyu. Yavruyu yatacaktır. Dışarıdan belki bulmaya gücü yoktur. Bal taşıma gücü yoktur arının. O yüzden bölme arılardan, zayıf arıları artık yavaş yavaş ufak ufak besleme yapmakta fayda var dostlar. Beslersek ana arı, ya çok aşırı beslememek lazım. Yani yavru alanda blok etmemek lazım. Azar azar 3-4 günde bir veya 5 günde bir yarım litre 750 mg falan beslersek ana arı yavruya teşvik edeceğiz veya kek de koyabiliriz. Devamlı gidip gelemiyorsanız 15 günde bir gidiyorsanız kek bulunsun. Gittikçe de sıvı besleme yaparsanız arınız yavruyu kesmez. Şu anda kraliçelerin yavruyu kesme dönemi yavruyu azaltır. Çünkü bal ufak da olsa geliyor. Bal gelen yerlerde daha zaten artık bal gelen yerlerde sıkıntı yok. Beslemeye de gerek yok ama bal olmayan, verim düşük olan yerlerde ufak ufak bal almayacağınız arıları beslemek lazım. Bal sağdığınız arıları balına alışıyorsan onları da beslemek lazım. Arıyı strese sokmamak, bir değişime sokmamak için hatta balı sağdığın kovanlarda böyle bir 15 gün falan bir zıkı beslemeniz lazım ki arı eksiğini sizin aldığınız, sahamı yaptığınız eksiği tamamlasın. Evet dostlar, şöyle kısa bir video çekeyim dedim. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Bu sene dediğim gibi kurak ve kıt bir sene. Bu seneki gibi ben hiç böyle bu şekilde bir kıtlık daha önce yaşamamıştım. Allah'ın dediği olur. İnşallah bakalım. Şu anda dediğim gibi bak, bir haftadır bir şeyler toplamış çünkü sırlamaya başlamış. Sırlama hiç yoktu bir hafta önce. Sağlayacak durumda değildi. Alt katta vardı. Alt kattan ben pek bal almıyorum. Evet dostlar, durum böyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet.